Bir temel prensipten hareket edelim. Dünyanın neresinde olursanız olun, her devlet veya her uyuşmazlığın tarafı bir politika belirleyebilir, dış politikayla bağlantılı. Bu politika doğru da olabilir ama bir politikanın doğru olması doğru uygulanacağı anlamına gelmez. Eğer politikanın kendisi doğruysa ve doğru uygulanamıyorsa, politika yarardan ziyade o ortaya konulan proje zarar vermeye başlar. Bunun altını üç başlıkta doldurmaya çalışayım. Neyi kastettiğimi izah etmeye çalışayım. Bir kere Kıbrıs sorunu bağlamında yeni bir politika var. Yani iki devletli siyaset, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm politikası var. Doğalgazla ilgili olarak yeni bir politika var aslında. Yani bu bir yıl, iki yıl içerisinde anlamında söylemiyorum. Son 10 yıl içerisine baktığımızda yeni ve farklılaşan bir politika var. Gerek Türkiye'nin deniz yetki alanları bağlamında, gerekse Türkiye'nin Kıbrıs adası ve etrafında Kıbrıs Türk'ünün haklarıyla bağlantılı politikasında. Bir diğeri de Kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması politikasında. Bu üç politikaya da baktığınız zaman, örneğin Kapalı Maraş'la ilgili olarak Kıbrıs Türk yönetimi altında Kapalı Maraş'ın açılması, eğer bunun devamını da hem öncesini hem devamını sonrasını iyi tasarlarsanız doğru ve başarılı bir politika tabii ki olabilir. Yani şöyle söylemeye çalışayım. Başarılı olabilmesi için iyi bir hazırlık yapmanız gerekir. İkincisi bunu yani kendi duruşunuzu uluslararası alanda çok iyi anlatabilmeniz gerekir. Yani uluslararası toplumu hazırlamanız gerekir. Üçüncüsü de timing, zamanlamayı doğru seçmeniz gerekir. Dolayısıyla mesela çok detayına girmeyeceğim, başka türlü anlaşılmasını istemediğim için, yani Kapalımaraş'ın açılmasının içinde yer almış bir siyasi figür olarak ve bir hükümetin sona ermesinde birkaç nedenden birisi olan bir mesele olması hasebiyle Kapalımaraş'ın, daha detaylı girmeyeceğim ama şunu söylemeye ihtiyacı hissederim. Örneğin Kapalımaraş'ın açılmasıyla ilgili hamle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok az bir zaman kala yapılmamış olsaydı, biraz paldır küldür yapılmamış olsaydı, hazırlığı iyi yapılmış olsaydı, envanter çalışması bittikten sonra yapılabilmiş olsaydı ve uluslararası toplum hazırlandıktan sonra veya az önce Ferdi abinin söylediği gibi Birleşmiş Milletler'e meramımız ne yapmaya çalışacağımız iyice bir anlatıldıktan sonra adım adım ilerlenmiş olsaydı, doğru olan Kapalımaraş'ın Kıbrıs Türk yönetimi altında eski sakinlerine açılması politikası bugün çok daha başarılı uygulanabilir ve olumlu sonuçlar vermeye başlayabilirdi. Ama bugün geldiğimiz nokta o değil. Ben bu konuda başka bir şey söylemek istemem. Soru cevap da tartışabiliriz belki. Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak iki devlet li çözüm noktasında bir kere eğer meseleleri konjonktürün ve o kendi şartları içerisinde ele almazsak anakronik değerlendirmeler yapmış oluruz. Yani mesela 1990'lara giderek diyebiliriz. O dönemde de şöyle bir şey söylenmişti, şöyle bir politika söylenmişti. Şimdi de aynısı söyleniyor. Ferdi abinin o eleştirisine bütün saygımla bunu söylüyorum. Yani bunun nesi yeni derken evet haklıdır. Ama konjonktürde bir farklılaşma olduğu için yeniden değerlendirilebilir iki devletli çözüm Kıbrıs'ta. O anlamda baktığımızda örneğin şartlarda bir farklılaşma aslında oldu. Yani 1968'den günümüze geçen süre zarfında konuşmasının başında Ahmet Hoca'nın söylediği gibi bir yılgınlık ve psikolojik bir yorulma geldi. Ben bunu daha ziyade, hoca daha farklı bir kavramla tanımladı ama exhaustion olarak yani bir tükenmişlik sendromu yaşanmaya başlandı Kıbrıs'ta. Farklı ideolojilerden siyasi liderlerin müzakerelere angaje olduğu ama her defasında federasyonu görüştüğü farklı tekniklerle farklı yerlerde teknik düzeyde, üst düzeyde, liderler düzeyinde, yurt içinde, yurt dışında kravatlı, kravatsız, bicamalı vesaireli. Kravatlı kravatsız diye davet yaptı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yurt dışında toplantıya. Bir yere kapatarak
dolaylı doğrudan mekik diplomasisi vesaire. Yani bütün diplomatik yöntemlerin farklı siyasi görüşlerden liderlerin katılımıyla denendiği ve tüketilmiş olan bir süreçten geçildiği ve gelinen noktada aslında daha farklı bir çözüm modeli diye bir şey tartışılma noktasına geldi. Yani şartlar aslında bunu bir miktar ortaya çıkardı. İkincisi, Kıbrıs Rum siyasi liderliği kendi düşüncesiyle muhtemelen iki devletli çözümü görüşmek istediği için değil, muhtemelen o federasyon görüşmelerinde sıkışmış olduğu durumdan kurtulmak için, gündem saptırmak için, enerjiyi boşaltmak için bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'na kapalı kapılar ardında, diğer taraftan Kıbrıs Rum tarafında Rum dini liderine kapalı kapılar ardında, ki sonra bunlar ortaya çıktı, bir taraftan görüştüğü AB yetkililerine koridorda veya kapı çıkışında aslında daha farklı bir çözümü de ben görüşmeye hazırım dedi ve Pandora'nın kutusunu kendisi açtı aslında. Bu da bu şartları bir miktar oluşturdu. Yani masaya daha farklı bir çözümün konulabilmesi imkanı böyle çıktı ortaya. Havadan gelmedi aslında bu. Bir üçüncü noktada kabul edelim ki Birleşmiş Milletler Kıbrıs'taki dahil oluşunun tarihçesine baktığımızda ilk kez iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm dışında bir çözüm öneriniz varsa gelin konuşalım diyebildi. Bu hiç yoktur böyle bir şey. Yani o federal çözüme gidişe dair bir şeyler konuşuldu ama federal çözümün dışında bir çözüm önerisini de taraflardan birisinin masaya koyabilmesini sağlayacak meşru bir zemin sağlandı aslında. Yeni fikirler. Ama adını nasıl koydular? Sadece federasyon bağlamındaki yeni fikirleri değil ama. Yani son toplantıya gitmezden önce Cenevre'ye herkes gayet iyi biliyordu Kıbrıs Türk tarafının orada iki devletli bir çözümü masaya koyacağını, federasyonu savunmayacağını, farklı bir çözüm düşüncesi masaya koyacağını herkes gayet iyi biliyordu ama buna rağmen genel sekreter bu daveti yaptı, bu toplantıyı yapmakta ısrarcı oldu ve buna rağmen Kıbrıs Rum siyasi liderliği o toplantıya gidip katıldı. Bu önemsiz bir şey değildir. Ama nasıl formüle edildi bu? Gayri resmi. Beni sabote ediyor siyasi rakiplerinden birisi. Buna rağmen gayri resmi konferans, gayri resmi tarif edilerek aslında Birleşmiş Milletler'e o esneklik sağlandı. Ve onun çerçevesinde bu toplantı yapıldı ve görüş ortaya konuldu. Ancak politikanın kendisi, yani daha farklı bir çözüme ihtiyacımız var cümlesi doğru olabilir. Ama politikanın kendisini nasıl şekillendirildiğine bakmak lazım. Yani eğer bir çözümle birlikte elde edeceğiniz uluslararası statüyü, geleneksel olarak bir pazarlık sonucunda ortaya çıkacak olan uluslararası statüyü veya egemen eşitliği veya her neyse çözümden önce bir ön şart olarak oraya koyup eğer bunu kabul ederseniz ben görüşmeye, müzakereye başlayabilirim şeklinde bir çerçeve masaya konuldu. Yani sıkıntı daha farklı bir çözüm şeklinin masaya konulması değil aslında. Çünkü o konulabilir ve tartışılabilir. Savunursunuz, Rumlara faydasının ne olacağını savunursunuz. Rum tarafı neden faydalı olmayacağını savunabilir ama bunu konuşmak için Kıbrıs Türk tarafı kendi tezini görüşmeye ön şart koydu. Böylece Anastasiades o Cenevre toplantısında ve ertesinde gelin hadi iki devleti görüşelim dese bile şu anda masadaki kağıda göre görüşemeyiz. Müzakereler başlamaz. Bunu görüşemeyiz. Anastasiades kabul etse bile neden? Çünkü önce Birleşmiş Milletler bir karar alacak, egemen eşitliğimizi kabul edecek. Var mı öyle bir yetkisi Birleşmiş Milletler'in, ayrı bir tartışma. Bu doğal olarak makul mantıklı düşünen uluslararası aktörler ve diplomatlar nezdinde şu düşünceyi tetikledi. Görüşmelerin acaba başlamasını mı istemezler, yani müzakerelerin de kendi müzakere çerçevelerine ön şart koydular gibi bir durum ortaya çıkardı. Çünkü az önce Ahmet Hoca'nın söylediği gibi eğer iki devletli çözüm Kıbrıs Türk halkının birinci tercihi ise sen diyorsun ki ben birinci tercihimi koydum masaya, gel bunu görüşelim ama şartlarım var onu görüşmek için bile gibi bir durum ortaya çıkardı. Söylemeye çalıştığım şey şu: çıkış yolu ne olabilirdi?
Aslında o bahsettiğim şartlardan, yeni oluşan şartlardan ötürü bir tarihi fırsat ortaya çıktı. Daha farklı bir ortaklık tarifi yapabilmek açısından ki bizim görüşümüze göre bu bir evrimsel, yani evolutionary bir yaklaşımla tarif edilmesi gereken bir şeydir. Ve hiçbir şey kategorik olarak reddedilmemelidir. Yani kategorik olarak federasyonu reddeden, kategorik olarak başka bir ortaklık şeklini reddeden bir yaklaşım yerine daha evrimsel, daha zamana yayılmış bir ortaklık tarihi yapılması çok daha gerçekçi, çok daha uygulanabilir ve uluslararası toplumun çok daha kolay anlayabileceği ve belki sempatiyle yaklaşabileceği bir model olabilirdi. Şunu kastediyorum, bir filmi izlemeye başlıyorsunuz, illa en başından filmin sonunun ne olacağını görmek ve yazmak istiyorsunuz. Yani bu ortaklık federasyon olacak, bu ortaklık hayır konfederasyon olacak, bu ortaklık hayır iki devlet olacak. Bir yerden başlayıp bu ortaklığın zaman içerisinde işbirliğiyle bir yere evrilmesi, o yerin federasyon da olabilmesi, konfederasyon da olabilmesi, iki ayrı devlete de evrilebilmesinin kapısını aralamaktı aslında marifet. Böyle bir dönemde bu fırsat aslında kaçar mı diye endişe de duyarım. Çünkü bir zemin oluşmuştu bunu konuşmak için ama şu anki nokta kilitlemiş durumdadır. Kıbrıs meselesiyle ilgili ve Maraş'la ilgili bunları söyledikten sonra bir de doğalgazla ilgili olarak en başta söylediğim cümle çerçevesinde bir değerlendirme yapmak isterim. Doğalgazda diğer iki konuya göre nispeten sadece politikanın doğru olmasını değil uygulamada da genel anlamda ana hatlarıyla doğru yürütüldüğünü söyleyebiliriz bana kalırsa. Yani uzun yıllar içinde bizlerin de yer aldığı enerji ve deniz yetki alanları konusunda sadece doğalgaz bağlamında bakmayın. Yani karasuları, kıta sahanlığı, geçmişte bir kıta sahanlığı sınırlandırılması anlaşması ve onun onayı ve benzeri şeyler var. Bu açıdan yıllarca biz mükemmel protesto mektupları yazdık. Fikri Bey bilir. Böyle İngilizcesi çok iyi. Denktaş Bey zamanında zaten hep iyiydi onlar. Sonradan da Sayın Talat zamanında da çok profesyonel isimlerle çalışırdı. Hep protesto mektupları yazdık biz. Yani Rum tarafı ve Yunanistan ilan etti, adım attı, deklare etti. Biz sürekli protesto ettik. BM'ye yazdık habire. Hatta bir kısmını Sayın Büyükelçim bilecek. Yani öyle protesto mektupları var BM'ye gönderilen. Tarihler değişir sadece. Yani bir şey, aynı şey. Yani hatlarını saklı bizim nerede ruhatlar saklı şeye dolaba kaldırdık gibi bir durum yaşadık uzun bir süre. Yani aslında daha pasif, daha defansif bir çizgi ilerlerken gerçekten de 2000'li yılların başından itibaren bunda bir değişiklik oldu ve bu politikanın uygulanmasında değerli arkadaşlar sahaya inen sadece protesto eden değil, karşı tarafı dengeleyen, deniz yetki alanlarını ilan eden, bunun içerisinde lisans almaya çalışan, ondan sonra blokları ilan eden, KKTC ile birlikte bunu yapan, ondan sonra da kazıyı fiilen yapabilmek için, birilerine bunu delege edemediği için buradaki uluslararası statü sorunundan dolayı, iki dakikam kalmış, kendi kazı gemisini alan bir noktaya gelmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bu doğru bir politika ve uygulanması ana hatlarıyla doğru ilerlemiş bir politikadır diye tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Ancak şununla bitirmek istiyorum. Bunu az önce söylediğim Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı bir şeye evirmek gerekir. O da Ahmet Hoca'nın bahsettiği daha geniş bir perspektif ve paketler ve onlar içindeki pazarlıklar üzerindendir. Ama özellikle doğalgazla ilgili olarak ve bu alandaki doğal kaynaklarla ilgili olarak bugünden başlayacak bir işbirliğini doğru tarif edersek eğer uygulanabilir bir yapı ortaya çıkacaktır. Ve bunu zorlamak gerekir. Çünkü bundan 10 sene önce böyle bir şey hiç mümkün değildi ama bugün gelmiş olduğumuz noktada baktığınız zaman Kıbrıs Rum tarafının nasıl ki 2011 yılındaki Mari'de yaşanan patlamadan sonra elektriğe ihtiyacı olduğu ve bizi tanımamasına rağmen elektrik kurumundan almak istememesine rağmen kamu kurumu olduğu için bunu Kıbrıs Türk Ticaret Odası üzerinden elektriği satın alma yoluna
gidebildi Kıbrıs Rum tarafı çünkü bir ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacın ötesinde bazen can yakan bazı bedeller söz konusu olduğunda da işbirliği yapılabilir ve statünün etrafından dolaşılabilir. Yani bugün Türkiye'nin Kıbrıs Türk tarafıyla birlikte sahaya inmiş olması, bazı İtalyan firmalarının kazı yapma yerine bırakıp kaçmak durumunda bırakılması ve bu bölgede uluslararası şirketlerin başımıza acaba belaya mı sokuyoruz? Tartışmalı bir bölgenin içerisinde ben kendi yatırımımı neden riske edeyim noktası aslında işbirliğinin kapısını aralayacak olan motive edecek faktörlerdir. Bu işbirliğinin yöntemleri de yine az önce elektrikten örnek verdiğim gibi tarafların birbirlerinin statülerine halel gelmeyecek şekilde pragmatik yollar bulmalarıdır. Tamamlıyorum hocam. Az önce de bir miktar uzama vardı. O yüzden onu o kadar kullanmayacağım. O da şu. Çözümden önce doğalgazla ilgili olarak tarafların işbirliği yapmasını sağlayacak tetikleyici unsurlar var. Ama yöntem olarak çok farklı yöntemler üzerinde durulabilir. Mesela herhangi bir tanımı olmaksızın nasıl ki Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için birbirimizi tanımıyor olmamıza rağmen, statümüzü kabul etmiyor olmamıza rağmen Kıbrıs sorununun çözümü için bir uluslararası Kıbrıs konferansında bir araya gelip gayri resmi olarak konuları tartışabiliyoruz. Kıbrıs ve etrafındaki doğal zenginliklerle ilgili olarak bir uluslararası gayri resmi doğalgaz konferansında bir araya gelip bu diyalog sürecini başlatmayı zorlamak gerekir. Eğer bu çok komplike geliyorsa, daha doğrusu başka devletlerin de haklarını ilgilendirdiği düşünülüyorsa, aslında bölgesel yani Doğu Akdeniz'i kapsayacak bir gayri resmi uluslararası toplantı organizasyonuyla yapılabilir. Bu işbirliği için başlangıç olabilir. Ama bir diğeri, bugün bu süreçlerin içerisinde yer almış olan, angaje olmuş olan uluslararası şirketler üzerinden bu işbirliği modeli şekillenebilir. İki cümle. Bir, iki farklı şirket, birinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kıbrıs Türk'ünün yetkilendirilmesiyle, birinde Rum tarafının yetkilendirdiği mesela INI yetkilendirmesiyle şirketler üzerinden bu işbirliği aslında başlayabilir. Çünkü her iki şirket veya bütün şirketler undisputed bir area üzerinde yatırım yapmayı tercih edeceklerdir. Bu yetkilendirme her iki tarafın da verdiği rızayla çıkacak olan kaynağı tartışmasız bir kaynak haline getirebilir. Bu da son derece önemlidir. Ve son cümle, bunu iki şirketin işbirliği şeklinde yapmak istemezseniz de, örneğin güneyde 10. parselde Rumlar ExxonMobil ile bir anlaşma yaptılar, lisans verdiler. Ama mesela biz 10. parseli kapsayacak şekilde yetkimiz görmemize rağmen bir blok ilan etmedik orada. 10. parsele ilişkin Kıbrıs Türk tarafı da bir blok ilan eder. ExxonMobil ile Kıbrıs Türk tarafı da bir şirket üzerinden anlaşma yapar. Böylece aslında aynı şirket, aynı bölge için Amerikan devletinin yaptığı açıklamaya uygun şekilde her iki toplumun da bu kaynaklarda kapsamlı çözüm çerçevesinde hakkı vardır. Kapsamlı çözüm olduğunda değil, kapsamlı çözüm çerçevesinde hakkı vardır. Bir Amerikan şirketi üzerinden pratik ve pragmatik bir yol ile devreye sokarsınız. Bu işte iki devletin işbirliğiyle zaman içerisinde güvenin oluşmasını sağlayacak ve ucu bir federasyona da varsa, iki ayrı devlete de varsa evolutionary partnership'e doğru yürüyebileceğimiz bugün içinde bulunduğumuz şartlarda gerçekçi bir çıkış yolu olabilir diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.